Happy Pop yolda, İstanbul'dayız. Şanlışer ve Sokrat'la buluşmaya gidiyoruz. Beykoz Kavacık mevkindeyiz. Oradan da Kezdolar'ın yanına Silivri'ye geçeceğiz. Yeah. Yo man, 2023 hip hop'un 50. yılını kutlayacağız bu sene. 1973 11 Ağustos olarak kabul ediyoruz hip hop kültürünün doğuşunu. 50 senedir nerelere geldi, nasıl mayalandı? Biz breakdance'la tanıdık. İşte dünyaya breakdance'la açıldı kapısı hip hop kültürünün. Ondan sonra rap geldi, işte ne bileyim graffiti ile beraber. Sen nasıl etkilendin? Senin nasıl yolların kesişti hip hop kültürüyle? Ben ilk bu işle ilişkimi graffitiye borçluyum. Sonra müziği keşfettim. Müzik beni çok şey yapmamıştı. Yani çok acayip içine almamıştı aslında. O zaman daha çok rock dinliyordum. Sonra rapçilerle tanıştım. Eyvallah. Orada işler değişti. Orada hem en sevdiğim müzik hip hop oldu, hem de yapmak istediğim şey de hip hop oldu yani. İlk kayıtlarını ne zaman almaya başladın? Liseye geçtiğimde. Lise 1'de almaya başladım. İlk bilgisayarda öyle 2001 ya da 2 tam emin değilim. 2001-2002 gibi ilk kayıtlarımı almaya başladım. Kendini dinlediğinde nasıl bir ruh haline bürünüyordun? Mesela ben de parçalar yaptım. O ilk yaptığım parçaları evde dinliyordum. Ve heyecandan nefes nefese kaldığımı hatırlıyorum böyle. Ya ben bunları paylaşmak istiyorum heyecanı vardı hani. Hani sen nasıl bir şey yaşadın? Hani insan kendini duyunca böyle bir garipser ya böyle. Şeyden hani sesini duyunca kendini alışık değilsindir ya, nasıl şeyler hissettin? Ya valla bana müthiş geliyordu ya yaptığım şeyler, acayip güzel geliyordu. Yani ben bunu nasıl yazdım ya Allah, bildiğin böyle şey yapıyordum. Yani senin şarkını açıyordum mesela, sonra benim şarkımı, ben de bak benim de var artık. Eyvallah. Yani. Süper. Sonra tabii evde çalışırken annem de duyuyordu. Sonra iyi olmadığını annem söyledi. Yani dedi ki oğlum bunlar. Sonra böyle yani bir paylaşmaya çekinir oldum ben. Şeyi hatırlıyorum. Basket oynardım o zamanlar. Basket sahasına çıkıyordum. Walkman'e atıyordum şarkıları. Orada şey yapmıyordum. Bakın yeni şarkı yaptım diye dinletmiyordum insanlara. Gidiyordum diyordum ki yeni tanıştığım birine, ya ben de işte Türkçe rap dinliyorum, bak yeni birini buldum, çok güzel şarkı, baksana beğenecek misin falan. Güzel derse şey diyordum, ben yaptım diyordum. Eğer kötü derse diyordum ki ya şey fena değil bence aslında, bilmiyorum. Yabancı rapleri dinlediğimde sadece fonetik olarak güzel geliyordu, müzikal olarak güzel geliyordu. Türkçe rap dinlemeye başladığımda aslında işin bir mantığı, bir mentalitesi olabileceğini düşünebildim, onun ayırdına vardım. Ama seni dinleyene kadar dinlediğim şeyler o kadar vanilyaydı ki bana pop'tan daha güzel geliyordu ama çığır açmamıştı bende. Sonrasında böyle bu kadar ham, bu kadar çiğ, bu kadar vahşi bir şekilde, o zaman da yani böyle yeni ergenliğe girmişim falan ben de, bu siniri atabilmemin Türkçe'de bir yolu varmış dedim. Sonra kendim yazmaya başladıktan sonra şunu fark ettim ki bir süre sonra o vahşi, hormonal sinirim geçmeye başladı. Ve bu benim karakterimi de şekillendirdi yani o noktadan sonra. Senin o ilk kayıt yapmaya başladığın yıllar 2001. Bunlar artık çağ dijitalize olmuştu orada. Hani siz gerçekten band makineleriyle cebelleşmek zorunda kalmadınız mesela. İşte hard diski oraya çat çat kayıt yapabiliyorsun. Dijitalleştirmenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlardan bahsetmek ister misin? Ben müthiş bir zamanını yakaladığım için bundan en büyük kaymağı yiyen nesile aidim. Maşallah. Çünkü yani internet çıktı ve biz rapçiydik. Biz YouTube kanallarımızı kurduk, sosyal medyalarımızı kurduk. Oradan bir şeyler yayınlamaya başladık falan falan. Daha böyle diğer müzik tarzları, müzik firmaları falan hiçbiri haberdar değildi böyle bir şeyden. Dolayısıyla biz elimizi çok güçlendirmiş olduk. İnternetin de çok etkilediğini ve hip hop kültürünü çok değişik kanalize ettiğini düşünüyorum insanlara. Yani tam böyle bir o
tam anlaşılamadı gibi düşünüyorum açıkçası Türkiye'de özellikle hip hop kültürünün. Bizler de el yordamıyla bulduk bazı şeyleri ve bence bizim de bu işin özünü tam olarak kavrayamamamız bu işin bu kadar hızlı bozulup çözülmesine sebep oldu bu ülkede. Hip hop kültürünün içinde olmam ve hani içerikli şeyler yapmam, dünyaya karşı duyarlı olmam, hissetmem, bunları hazmetmem ve insanlarla paylaşmam gerçekten beni iyi bir insan yaptığını düşünüyorum. Ya umarım bu bakış açımızdan hiç vazgeçmeyiz ve böyle içeriği dolu dolu olan şeyler, insanlara umut veren şeyler yapmaya devam ederiz diye umut ediyorum ve düşünüyorum. Vallahi abi iyi ki varsın. Senin açtığın yolda arkandan deli gibi koşarak geliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Savaş ister, barışa özlemle bakar. Barış olmayacaksa savaşta ölsem ne yazar? Şimdi susma! Bir 12-13 sene önce Kartal'dayız. Bir hip hop jam'de. Orada gördüm sizi sahnede. Seni Cumali Efra ve Kamufle sahnedeydiniz ve inanılmaz bir şov yaptınız. Çok etkilenmiştim açıkçası. Hiç unutmam. Muhteşemdi. Sen 89'lusun. Nispeten genç nesilsin. Hip hop'un aslında tam böyle izlenmeye, köklenmeye başladığı bir zamanda doğmuşsun. Sen ne zaman tanıştın hip hop kültürüyle ve rap'le? Abi öncesinde ilk başta anlattığın hikayenin benim tarafımdan bir dinlemeni isterim. Çünkü gerçekten hayatımın kırılma noktalarından biriydi. Çünkü körpecik bir çocuksun, sahneye çıkıyorsun. Kendince yani iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama yani kendince o an her şey iyi geliyor zaten. Rap yapabiliyor olmak bile. Ama bunun o an Fuat Ergin tarafından onaylanması, onun sahneye çıkması, bizle sen o gün tren yolculuğu yaptın hatta bir süre bizleydin. O sahnede izlediğin şeyin güzelliğini bize hem onaylayan hem de şöyle birkaç örnekle anlatmıştın yani işte vakti zamanında şöyle bir sahneye benziyor diye. O gün yani eve gittiğimde böyle tüylerim diken dikendi. Yani öyle bir gün kendime gelememiştim yani gözlerim dolmuştu. Aslında o onaylanmadan sonra çok inanmıştım. Yani hayatımın bu olabileceğine ve bunu bir hobiden ziyade bir meslek haline de getirebileceğime çok inanmıştım. O yüzden ben o gün için özel olarak teşekkür etmek istiyorum tekrar yani abi. Ben teşekkür ederim. İlk rap müziği ben 13 ya da 14 yaşındaydım. O zaman ilk yabancı bir rap şarkı dinlemiştim radyoda. Ama tabii ne olduğunu bilmiyorum. Daha rap olduğunu da bilmiyorum. Çünkü bir müzik var. Bir adam hızlı hızlı bir şeyler söylüyor. Ama öyle bir şeyle daha önce tanışmadığın için daha Türkçe karşılığı ne? Yani tanımını bilmiyorsun yani dinlediğin şeyin. Daha sonra işte bunun Türkiye'de de yapıldığını falan keşfediyorum. Yani ama belli bir süre sonra yani. O zamanlar tabii sadece kasetler var. Ya işte şey bir rap dinleyen bir sosyal çevrem yok. Hatırlıyorum bir pasaj vardı Cevizli'de, Tamirhane Mahallesi diye bir mahallede. Orada bir kasetçi vardı ve oradan bulabildiğim bütün rap kasetlerini almıştım yani. Çok farklı olduğu için aslında güzel gelmişti bana. Ama Türkçe cümlelerle duyduktan sonra yani bu kendini insanın çok rahat ifade edebileceği bir şey. Bir de ben şiir meraklısı bir çocuktum. Birazcık kendimi o anlamda çok yakın bulmuştum yani. Kültürle çok çok sonra tanıştım. Yani hiçbir şeyi bilmeyip de rap yapmaya çalışmaktan daha sonra hani yavaş yavaş sindire işte bu ülkede bunun nasıl yapıldığını, nasıl temsil edildiğini, işte aslında bunu bir hip hop kültürü olduğunu, breakdance, grafitisi sonra kısacası oturdu. Yıllar içinde oturdu yani tamamen kültür kafama. Samet teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ayağına taş değmesin. Eyvallah sağ kardeşim. Yorgunum ama çabama sağlık.
Dostum azama sadık, parmak uçlarıma akar fikrimi, her yaşanmışlık yoksa yazamam artık. Burada yarınım yok, zamanımın çoğu hayatın efkardır bro. Yo, kötüler çok ama kahramanımız bol. Eşe dosta yatırım ol ama insanlar aşkıran vicdanınız yok. Yanarım severim, yanmayı derdim çekince sevilir. Benim beynimi yiyor iplisler. Yeah, check it out. Yo, Kezo Machine. Hip hop kültürüyle senin yolların kesişmesi nasıl oldu? Ya ablam üzerinden oldu. Ablamla eve gelen bir CD üzerinden. Hatta dediğim gibi CD Almanya'dan gelmişti. Nana, Darkman şarkısıyla ben ilk defa rap müziği dinledim 6-7 yaşlarında. Nana'nın albümü müydü yoksa evet, kompilasyon albümü, muydu? Albümü geldi. Nana'nın albümü. Ha. Darkman, Lonely şarkısı, One Aynen. Second. Eyvallah. Tabii ki sonra sizlerle yani. Bu arada sen Bulgaristan hikayen var. Evet. Bulgaristan'dan buraya göçtünüz. Orada da yaşıyorsunuz. Evet. Böyle bir git gel durum var. Bulgaristan'daki hip hop kültürünün de sana etkileri oldu mu? Tabii ki olmaz olur mu abi yani. Ben 7 yıl kadar orada yaşadım. Üniversiteyi orada okudum. Tabii ki oradaki hip hopçularla tanışmam, grafiticilerle, DJ'lerle oradaki festivallere gitmem. Hatta dünya çapındaki Snoop Dogg gibi insanları, Redman, Method Man gibi insanların konserlerine Bulgaristan'da katılmam acayip katkıları, yani katkısı çok oldu abi. Eyvallah. Evet. Yolum uzun, ben geri dönmem. Sözü verdim sokaklara doca dönmem. Sözden savaşı ölmem. Seni yakarsa güneş aç bunu gölgem gölgem. Silivri'deki hip hop ruhundan bahsetmeni istiyorum. Mekan olarak nerede olduğunu hiç önemli değil. Yanında eskiden Walkman'in, CD player'ın ya da işte bir iPod'un neredeyse ya da pick-up'ın neredeyse hip hop orada abi yani. Aynen öyle. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Kesinlikle. Yani Silivri'de biz dibine kadar bunu yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Gerek grafiti olsun, gerek kardeşlerle sokakta bunu işte biz şimdi bir ses bombasından çalan beatlerin üzerine akapellalar, rapler yaparak biz bunu burada dibine kadar yaşamaya ve yaşatmaya, çocuklara da göstermeye çalışıyoruz yani. Kim taştı sara tara yazmış. Öpine Dubai'de söyle gelmiş bir havadis. Bizim artist dolu dolu vastis. Kulisimiz oldu ama olamadık artık. 90'lı yılların başında ben ilk defa kayıt yapma fırsatı buldum. O eski band makineleri vardı. Hı-hı. Tascam böyle işte. Aynen, buradan böyle bandı de alıyorsun. Evet. Aralardan geçiriyorsun, buraya sarıyorsun falan. Öyle başladık. Sonra işte yavaş yavaş dijital çağ gelmeye başladı. Bu dijitalizasyondan ve insanların bu şekilde hip hop'un içine evden girebilmeleri hakkında neler düşünüyorsun? Ya tabii ki bu portatiflik açıkçası yani çoğu yeteneği olup da bunu imkansızlıklar içinde bunu yapamayan çocuğun çoğu çocuğun önünü açmış oldu açıkçası yani. Düşük maliyetlerle ufak tefek home stüdyolar kurup evde bunu üretmek, çubuk mikrofonlarla bunu yapabilmek yani en azından benim bir yeteneğim var diyebildi çocuklar ki biz de onlardanız yani. Süper kaliteli işler çıkmadı. Ne kadar pound o kadar sound çıktı. Aynen. Ama yine de bir şekilde çocuklar ve biz de ben de onlardan bir tanesiyim. Ya biz bunu artık yapabiliyoruz'a getirdi bu. Evde portatifleşme, dijitalleşme bence çok pozitif anlamda etki ettiğini düşünüyorum. İstanbul ve Silivri'de genç bir nesil var. Evet abi, Dipnot var. İşte Senfo, Decoy, Dipnot aramıza Şirin Evler tarafından geliyor. Sürekli gelip gidiyor buraya kendisi. Video kliplerinizi de video çekiyor. Video işleri de yapıyor kendisi ve çok sağlam bir vokal abi kendisi. Yes. Biliyorsun aynen. Benim albümlerimde, evet. EP'lerimde de var. Evet yani. Evet. Senfo gene aynı şekilde kendi altyapılarını yapabiliyor. Kendi prodüksiyonunu yapabilen bir çocuk. Decoy zaten çok parlak bir gelecek yani. Serhat aka Dipnot kardeşim. Sen Bahçeli Evler'de yaşıyorsun ama buraya gelip gidiyorsun. Hem Kezolar için video klipler çekiyorsun, Decoy için de. Geçenlerde kendi albümün çıktı. Senin hip hop'la tanışman ne zaman oldu, nasıl oldu? 2006 yılında ilk rap yapmaya başlamıştım ve haliyle ilk rap yapmaya başladığımda aslında 13-14 yaşında falandım. Yine böyle sokakta koşturmacanın içindeydim ve büyüdüğüm bölge açısından, Şirinevler açısından farklı bir bölgeydi. Ve elbette ki zaman ilerledikçe benim fikirlerim de gelişmeye başladı. Üniversiteye gittim, farklı fikirler, farklı görüşler gördüm. Yaptığım işte hani bu tarz şeylerin önemli olduğunu ve insanlara bir şey anlatmam gerektiğini düşünmeye başladım ve yaptığım müziği bu tarz şeyler etkiledi. Benliğiyle çıplak, hissiz, durduk, sessiz, ıssız gözüktü fakat gerisi pek belirsiz. Bir dinsiz, bir çorak, bir flu, bir opak. Kabul eder mi toprak, bir diksin, bir ovale. Geçti her şey. Buradaki en genç MC'lerden birisin, Silivri'de evet. Yaşıyorsun. Evet öyle. 2018'den beri de single bir şeyler çıkarıyorsun. Evet. Anlat bakalım. 98 doğumluyum. Bu hip hop kültürüyle tanışmam tamamen Fuat Ergin Köpek şarkısıyla oldu. 3. sınıfa giderken bir kulaklık
taktım kulağıma ve ondan sonra her şey değişti. Bunu söyleyebilirim yani. Onun öncesine kadar hip hop mip hop yoktu tabii. Kim ne dinliyorsa, evde ne müzikler çalıyorsa onları dinliyorduk. Ama o şarkıdan sonra araştırmaya başladık. Yeni rapçiler keşfettik falan filan derken ondan sonra bir baktık hip hop kültürünün içerisindeyiz yani. Aynen. O şekilde gelişti abi. Mutluluğun konumunu gönder. Söz verdim geleceğim bu sefer. Konuşamam vallahi gözlerimden. Seni bana bırakmaz ki. Diko, sen Silivri'nin yerlisisin. Yani yedi göbek buradansın. Evet. Hip hop kültürü senin damarını nasıl buldu? Abi öncelikle 93 doğumluyum ben de. Burada doğdum. Senin de dediğin gibi. Hip hop kültürü aslında Serhat Dipnot kardeşimle aynı anlattıklarına benzer şekilde başladı bizde de. Sonra Hüsnü abimi tanıdım. Burada çok meşhurdu bizim genç yaşlarımızda. Onunla birlikte yani onun peşinden koşa koşa buralara kadar geldik abi. Şu anda işte hala peşindeyim. Hiçbir zaman da peşini bırakmayacağımı da biliyor. Aynen. Aynı şekilde sizin de öyle. Çok yakın zamanda bir albümün geliyor diye biliyorum. Evet abi, bir şarkı kaldı. Onu kaydedeceğiz Hüsnü abim ve Senfo ile birlikte. Ondan sonra direkt yayınlamayı düşünüyoruz. Çok da bekletmeyeceğim. Zaten sen de baskı yapıyorsun bu konuyla alakalı çok fazla. Yani geliyorum abi. Yarası açılana tweet olur agasul. Yarısı fenomene, yarısı da papakul. Ya da bir hesap açıp içeriği ara dur birkaç arada keş vur bu sanat için soyunu. Ya böyle bir kimya yakalamış olmanız gerçekten çok mutluluk verici. Çok gurur verici. Ayağınıza taş değmesin. Yolunuz gani gani açık olsun. Eyvallah. Eyvallah. 1-2-1-2. Açlık nedir bilmiyorsun, anlamayacaksın da. Bizimkinin derdi pahalı çanta markasında. Elde iPhone selfie çeker durur kankasıyla. O halde hip hop sokak çocuklarının arkasında. Sokaklar tekin değil ki, yine de durduk arkasında. Oh. Yeah. Kafam iyi, yeterince diga para değil. Her şey eş dost var, bir de kalemim var. Yaratayım bir de bunu tanıtayım diye dolaşanların hiçbiri cebi dolu değil. Fuat Erkin,